iddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Ya benim ideal Fenerbahçe düzenimden derbiden bir tık çıkacağım kusura bakmayın. Ya ben burada e, Sosa'nın ee, önünün kollandığı burada daha dinamik bir oyuncu, oyuncuların kullanıldığı Sosa'nın yaratıcılığının İrfan tarafından desteklendiği bir yapı. Yani burada ikinci bölgende bir yaratıcısı var, üçüncü bölgende bir yaratıcısı var ve birbirleriyle de anlaşabilecek oyuncular. Burada Sosa burada doğru pozisyon aldığı zaman bu oyuncular rahatlıkla buraya da gidip gelebiliyor. Mert Hakan İrfan'a yaklaşınca neler olduğunu gördük. Mert Hakan topası veriyor yani o zaman ee, Verişaya biraz daha oyuncuların verimini birbirini arttırabileceği bir yapı kurabilmek lazım. Mesut Mesut'la İrfan birbirinin verimini arttıran oyuncular mı? Bence değiller. Hele ki Mesut'u şu haliyle. Yani daha ideale yakın bir Mesut olsaydı yine radikal olurdu. Ama acaba derdim. Şimdi acaba da diyemiyorum. Benim acabam da yok yani bu ikili. O yüzden eğer başkan bunu bir şart olarak talep ettiyse bu işin gideceği noktanın çok iyi olacağını düşünmüyorum. Bu aslında. arada... E ve Sosa'nın da asla oynamayacağını düşünüyorum. Bizi izleyen Fenerbahçe'nin aklına şu gelmiş olabilir. Elime Bözo döneminde Mesut'la İrfan aynı anda oynadı ama e iyi maçlar da çıkardı. Bence kısa dönem için iyi de sonuç verdi ama bu uzun vade için bütün sezonu götüreceğine dair fikir vermez bence. Sabiçi de Ozan Tufan oynuyordu ve iyi, iyi Yok, oynuyordu. Bir de hani o dönem o dönem olarak oynadığı rakiplere de bakılınca, fikstürün uygun oldu bir dönem. Ve şey yani çok bütün sezon böyle gidermiş aslında bu sistem diyemezsin yani o çok e, fikir vermez. Ama ufak tefek fikirler veriyor. E, yani oyunu çok fazla önde oynuyordu, önde kazanmaya çalışıyordu Fenerbahçe. E, Ozan Ozan Tufan Sabiçi'ye yazıyordu bazı maçlardaki yani Rayhan ve Mesut'un olduğu boşluğu. Ozan Tufan ekstra toleretsin diye. Hani bu, bu tip yamalar yapman gerekiyor. Ee, Onur Turun'un sorduğu soruyu ben de sonra sorayım o zaman. Ee, Perer'in önüne kondu bu yani görev olarak. Hı hı. İrfan Can da oynayacak, Mesut da oynayacak ve dörtlüğe döneceksin hocam derbi maçında. Sen <laughs> nasıl i̇stifa bir şey? ederim. <laughs> Şerefimle istifa ederim. <laughs> zor bir şey gerçekten. Ya gerçekten çok zor. Ee, Sosadan mutlaka vazgeçerim. Ya yani mecbursa eğer maaşım böyle yatacaksa <laughs> öyle, yatacak. Sus, yani öyle yatacak. Yani O öyle gibi düşün yani. Sosa'dan mutlaka vazgeçerim. Ee, Gustavo, İrfan Mert Hakan yaparım. Mesut'u kanada atarım. Böyle mi yaptın? Mecburum yani. Ben benim idealim bu değil. Ben İrfan'ı evet. buraya da yazmam. Burada Ama üçte orta saha yazmak biraz daha makul Gustavo, yani. Gustavo, İrfan, Mert Hakan. Doğru oyuncu tercihlerimiz aynı. Ben de şöyle yapmıştım. Mertakan Gustavo 28 gibi. Ben Arsenal'den esinlenmiştim. Mesut Lacazette gibi. Sen baba burada doğru doğru dokuluşlara yap yeter. Hı -hı. Ee, topu kazanma işi daha çok burada. İrfancan kat eden e, sağ Hı -hı. sağ oyun kurucu. Hı -hı. Ferdi de burada hem merkeze destek veren, e, yine Smith Rowe gibi Hı -hı. Ee, buraya kayan oyuncu. Burada da Berisha var. Dörtlü de e, Nati Sanat bence. Yani sağlıklıysa Hı -hı. hani aslında yine sahte bir üçlü gibi Hı -hı. Ol oluyorsun. Evet, İsrail kim Salah'ı? Novak zaten başka çok da fazla seçenek yok. En fazla Nazım'ı yazarsın sağdaki. ki. Ee, ben burada hani biraz şey yapacağım. Çıkıntılık gibi olabilir ama ya yani hocanın stoper tercihlerinde şunu görüyorum ben. Hoca ikiliye döndüğü zaman Salah'ı kesiyor. Yani Kim Tiseran'da biraz daha yakın görüyorum ben. Mesela e, şu yüzden üçlü savunmadan biraz değişiklik yapmak istediğinde, yani bir bek atmak istediğinde Tak diye Salay'ı çıkardı 45'te. Nova attı sahaya. Yani bence ideal yani stoper'imsi ikili kullanacağız zaman hmm. ideali hocanın kimti Serant bence. Bu arada o senaryoda bence Salay sol bek olsun. Ama onu diyorum. Ben o yüzden ona Hı, getireceğim. Ona getireceğim. Sağ işte, Akıllı, akıllı adam. <laughs> e, getireceğim yeri çözdüm. Salay eğer böyle olacaksa evet. Salay da çünkü top koşuyu seven bir adam. Ya yani, gelip burada yaratıcılık katamazsana ama. Ya buradan koşuyu atar. Ben yani Novak'ın da açıkçası e, Trabzonspor'da göz alıcı dönemindeki kadar yani ne istekli, arzulu, iştahlı olduğunu görüyorum ne de yani biraz da paslı olduğunu görüyorum. yani Girdiğinde de inanılmaz katkı veren bir oyuncuydu. Ben Salay'dan vazgeçmem onun için. Tabii canım. Burada da en azından çizgiyi kullanabilecek bir oyuncu olarak ben sabi olarak Nazım'ı tercih ederim. Kim Seranda kullanmış olurum. Hı -hı. Yani bu oyuncuların da hani oyun kurma özelliklerinden vazgeçmemiş olursun. Yani de facto, şey olarak yine kalacak benim hani ideal şöyle söyleyeyim. Bu peki kendi fikrim mi hani hocadan mesilden mi? Ha, hoca böyle oynatmıyor üzerinden. Böyle. Hoca aslında hoca böyle bir dörtlü kurmaz bence. Ama hocanın merkez ikili tercihinden kafamda karteriz aldığımda ben salayı sola yazarım. Hmm. Yani bir şekilde e, ya kim? Yani yazacağım hiçbir alternatifinde salaydan iyi olacağını düşünmüyorum. E merkezde de bir stoperden kaybetmeye gerek yok. Yani stoper kökenli oyuncu sağa yazacağımız, sola yazarım. Burada en azından çizgi kullanan bir oyuncu var. Burada yok yani. Buraya Selam'da yazınca burada bir Nazım'ın sol versiyonu yok. Aslında hoca gizli bir dörtlü de oynamıyor da değildi. Yani sonuçta Alanya, Kayseri, Konya maçlarında Nazım hep vardı değil mi? Hı hı. E, e burada üç tane de stoper var. Aslında defakto bir dörtlü bu. Hı. Yani pratikte. Yani tersten okuyoruz ya. İşte diyoruz. Dörtlü savunmanın aslında pratikte üçlüye dönebiliyor diyoruz ya. E tam tersini de yazabiliriz. Nazmi yazdığın zaman buraya hı hı. gizli bir dörtlü var zaten Fenerbahçe'de. Evet. E dörtlü olacaksa e, bozmadan dörtlüyü yap. Salay'da daha özgür bırak madem öyle. E, buralara daha fazla katılsın. Daha rahat gitsin. Brazum, spor da hep deplasman diyorsun geçen sezon. E, olabilir. Oradan o da örnek verilebilir gayet. E, ki bence burada yani buralara geldiği zaman bir stoperin varlığı her zaman işte Gustavo'yu da bir nebze daha rahatlatır yani. Sonuçta Salah'a gelip burada top yapacak bir sol bek olmadığı için de orta sağlaşarak ve ceza sahasında topsuz koşu atarak fark e, yaratabilir, katabilir. Tabii Bence hatta Novak'a göre genel olarak daha ofansif bir bek. Tabii olsun. tabii ben, ben Hı. zaten şey olarak görüyorum yani ben tercih eden burada kullandım. Evet. Yani Fenerbahçe'nin hücum gereksinimleri gereğinde baktığım zaman şu anki Salah'a şu anki Novak'tan daha iyi bir sol bek Rolü kotarabilir gibi geliyor bana. E burada da Gustavo'yu kullanacağım mecbur. Madem maaşımızı öyle alıyoruz. <laughs> ee, Gustavo, İrfan, Mert, Hakan, Mesut. Mesut da biraz daha saklayabilmek için topsuz oyunda. Ya yani ben buranın da en iyi oyuncusunun İrfan olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şey için yazmıyorum ama Mesut'u buraya yazıp İrfan'ı buraya yazamadığım için. Mesut'u burada saklayıp İrfan'dan da çok yaratıcı. Yani %100 İrfan'ı değil de %70, %60 İrfan. Sen topunu yap. Çok e, hani inanılmaz yaratıcılık beklemiyorum hani doğru anlar haricinde. Görevini yap. Buradaki yani, top kaybını engelle. Top kaybetme. E, Mesut'u doğru yerlerde buluştur dersen bir nebze olabilir. Evet. Yani en makul senaryo bana böyle geliyor. Ama o zaman da ben Ferdi'yi kullanmam. Berisha ve Valencia'yı kullanırım. Ferdi o zaman 8 numara koyuyor. Koymuyorum abi. 8'e koy, koy Ferdi'ye koy ya. Koymuyorum kardeşim Allah Allah ya. Onu koy bunu koy. 15 kişi mi oynuyoruz kardeşim? S Sabek'e koy daha iyi. İrfan'ı koy Mesut'u koy. Ferdi'yi Ferdi, koy. Ferdi de koy. Kendin koy Se derim ben yeter koy, derim ya. Sekize. Al paranı da derim ya kardeşim bu nedir ya. Onu ben diyorum. Ali Koçlu'yu bunu da ben söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu da benim dayatma. <laughs> Mert Hakan'ı ben Asla şu an. Ozan Sabek'e koy. Yani şöyle asla kesmem. Sabek'e koy o zaman Ferdi'yi. Koymuyorum kardeşim. Abi niye koymuyorsunuz? kardeşim şey zorla İrfan ya. Mesut yaptırdım. Ben da. ideal bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Görevimi yapmaya çalışıyorum. Şurada Aile ailemize 3 kuruş para götüreceğiz. Madem maaşımız böyle ben o yüzden kurdum. Ben bunu kurmam zaten. Bunu bana para versen Bu, kurmam demeyeyim kurarım işte belli oldu. Günü, günün sonunda... Maksimum para verirsen kurarım bunu. Günün Fikrin sonunda biri, bunu... birimiz Mesut Fon'a birimiz Ferdi düşme olarak çıkacağız. <laughs> Aynı Durduk yerde. <laughs> Aa, ya futbol 13 kişi oynamadığına göre herkese memnun <laughs> <oyunlar> edemeyeceğim yani. <laughs> Benim planımda kısaca şöyle tekrarlayayım o zaman. Dörtlünün biraz daha şey beklediği Tisanan. Bu arada ee, Tisanat ikili de sallanıyor bence. Tam bir kenar stoper. Yani burada bence de öyle. Üçlü yani. veya biliyorum biliyorum burada aha, şey aha. diyorum. Hoca hani öyle düşünürse diye söylüyorum. Ee, Novak, Salah, Kim, Tisanat. Burada da Gustavo biraz hani bu bekliyor. Öndeki oyuncular da baba siz yeteneklerinizi konuşturun. İrfan özgürsün. Mesut özgürsün. Ferdi özgürsün. Berisha da sende artık <laughs> bir şeyler çıkar herhalde buradan. buna çıkıyor sanıyorum bence. Hani illa İrfan Can ve Mesut'u 11 e yazacaksak arka tarafın sigorta olarak beklediği tamamen onların yeteneklerini bıraktığı bir senaryo daha ideal. Ya zor işler. Ee, Sen hani, Ferdi'yi Hakikaten <laughs> ben kesmem zaten abi. Ben biliyorsun ben Mesut'u keserim Ferdi'yi kesmem normalde ama e, yani mecburi bir senaryo çiz dedin ona göre evet. çizdim. Yoksa şeyim yok Ferdi'yle hiçbir problem yok. Ferdi'yi de seviyorum. Sol de onu düşünmüyorum burada. Salay'dan sonra alternatifim oydu. Hmm. Ama Salay'la kesmek istemedim. Ee, ya Fenerbahçe'de işler biraz daha yani maça saatler kala çözebileceğimiz meseleler. Yani dizilişinden oyuncu tercihlerine kadar biraz daha fazla şey vaat ediyor, heyecan vaat ediyor maç öncesinde. O yüzden geniş geniş konuştuk. İstiyorsan Beşiktaş bölümümüze tamam. geçelim öyle kapatalım. Tamamdır. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.